3 dakikada film analizine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Hülya Avşar'ın yönetip senaryosunu üstlendiği ve başrolünde oynadığı Selfie. Tezcanlı. İnatçılığınız. Çok fikir değiştirmeniz. Ama hep diyorlar ya sürekli gündemde. Hülya Avşar şüphesiz son 15 seneye damga vurmuş bir popüler kültür ikonu. Bunu kimse reddedemez. Ama son 10 senesindeki oyunculukla ilgili tartışmalar yaratmasını ve Antalya Film Festivali'ndeki psikolog danışmanlığında film seçme serüvenini de görmezden gelmek mümkün değil. Elbette Hülya Avşar gibi bir popüler kültür ikonunun bir biyografik veya otobiyografik belgesele imza atması eleştirilemez. Ama bunun da dünyadaki örneklerin göz önünde bulundurularak ortaya konması, projeye dönüştürmesi gerekiyor. Zira burada sanki Enes Batur gibi filmlerin üremesiyle birlikte hani ben de daha kalitesini yapabilirim mantığıyla devreye sokulmuş bir proje var. Bu sebeple de diğer dünyadaki otobiyografik belgesellerden gidersek Jonathan Cowett'in 2003 yılındaki Tarnation ki başyapıt seviyesindeki bir işti. Arşiv görüntülerinden cinsel kimlik problemine kadar her şeyi dinamik bir şekilde yapan ve hala imgeleriyle akıllarda kalan bir Amerikan bağımsız filmiydi. Öylesi bir seviyeye gelememiş Hülya Avşar burada. Zaten böylesi hani yönetmenlik deneyimi olarak da Sarapoli'nin veya işte hatta Angelina Jolie'nin bile seviyesinde olduğunu söylemek güç. Ama burada bir deneme var ve deneme de büyük oranda kurgucunun becerisiyle yükseğe çıkabiliyor. Bir belli bir seviyeye zaman geldiğinde ulaşabiliyor. Film kariyerinden sahneler gösterildiğinde 1980'lerin başından 72. Koğuş'a kadar uzanan sahneler medyatik değil. Bu anlamda takdir edebiliriz. Ama bunun devamında ortaya konanlar hani bu sahneler üzerine sadece Sinan Çetin ile Rebecca Hass'ın bulunduğu bir cep telefonuyla çekilmiş bir video eklenmiş. Bu da Moskova Film Festivali'nde Hülya Avşar'ın kadın oyuncu ödülü aldığında nasıl davrandığını, niye gitmediğini anlatan bir eğlenceli bir video aslında. Ama bunun haricinde diğer yönetmenlerle diyaloğu da ortaya konabilirmiş. Antalya Film Festivali'nde yarattığı tartışma üzerine de hiçbir şey söylememiş örneğin. Yani Hülya Avşar burada selfie'de, filmin ismi de fazla iddialı. Yani gerçek anlamda bir selfie'lerin üzerine gitmiyor. Bu işin bir parçasına dönüşüyor aslında. Çok klasik bir otobiyografik belgesele dönüşmüş. 2003'te Tarnation'a Jonathan Cowett imza atıp iz bırakmışken Selfie 15 sene sonra imza atmanın çok bir anlamı yok gibi. Filmin esas püf noktası kurgu olsa da yönetmenlikten senaristliğe kadar her şeyi kendi yaptığını söylemesi, Hülya Avşar'ın medyada bilinen narsist kimliğini pohpohlamak için sanki. Akıllı telefon formatında çekilen videolarda Bay H. Hülya Avşar imzası da bu tavrın tuzu biberi gibi olmuş. Selfie puanım 10 üzerinden 3. Sizin selfie puanınız kaç? Görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.